Merhaba sevgili arkadaşlar, ben Ahmet Rıza Korkut. Gelecek Şimdi kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yine farklı bir konu ile karşınızdayım. Bu videomuzda sizlere kaçak akım röleleri hakkında bilgiler vermeye çalışacağım. Kaçak akım rölesi tipleri ve kullanım alanlarından bahsedeceğiz. Seçim yaparken nelere dikkat etmeliyiz, doğru kullanım nasıl olmalı gibi soruların cevaplarını arayacağız ve doğru bilinen yanlışları düzeltmeye çalışacağız. Hazırsanız başlayalım. Öncelikle kaçak akım rölesi nedir diye soracak olursak, en basit ifade ile toprağa doğru akan bir akım durumunda devreyi açan anahtarlardır. Kısa devre durumunda kesinlikle açma yapmazlar. Bazı internet videolarında böyle bilgilere rastlıyorum. Bu bilgilere kesinlikle itibar etmeyin ve kaçak akım röleleri mutlaka bir sigorta grubu ile birlikte kullanılmalıdır. Ancak aşırı yük korumalı kaçak akım devre kesiciler de mevcuttur. Bunlar RCBO olarak adlandırılır ve ayrıca bir sigortaya ihtiyaç duymazlar. Hem zaman hem yerden kazanmak hem de maliyetten düşürmek amacıyla kullanılırlar. Fakat şu anki konumuz kesinlikle bu değil. Şu anki konumuz RCCB, yani kaçak akım korumalı röleler arkadaşlar. Şimdi size kaç tip kaçak akım rölesi var diye soracak olsam, pek çoğunuzun aklına sadece iki tip gelecektir ki bunlardan birisi yangın koruma kaçak akım röleleri, diğeri ise insan hayatını koruyan kaçak akım röleleri diye cevap vereceksiniz. Ama bu bilgi tam olarak doğru değil arkadaşlar. Şöyle ki bunlar sadece açma değerlerine göre yapılmış sınıflandırmalar. Bunlardan zaten bahsedeceğim. Ama öncelikle kaçak akım rölesi tiplerini ve nerede kullanılması gerektiğini anlatmaya çalışalım. Değerli arkadaşlar, 5 tip kaçak akım rölesi vardır. Bunlar artan koruma seviyesine göre en düşükten en yükseğe doğru tip AC, tip A, tip F, tip B ve tip B plus şeklindedir. Bunlar kendi işlerinde de sınıflara ayrılırlar ki onlardan da bahsedeceğim. Şu an genel olarak maalesef ülkemizde AC tip kaçak akım röleleri kullanılmakta. Neden maalesef diyorum? Çünkü Avrupa ülkelerinde şu an kullanımı tamamen yasaklanmış durumda. Ve günümüzde de koruma olarak kesinlikle yeterli olmayan kaçak akım koruma rölesi tipidir arkadaşlar. Elimizdeki kaçak akım sigortasında şu işareti görürsek bu AC tip kaçak akım sigortasının elimizde olduğunu gösterir. Şu an elimde tuttuğum kaçak akım röleleri de evimizde şu an muhtemelen olan klasik AC tip kaçak akım rölelerdir arkadaşlar. Maliyeti çok çok düşüktür. En ucuz kaçak akım rölesi bunlar olduğu için. Şimdi günümüzde maalesef tamamen ekonomik anlamda değerlendirilip kullanılıyor. Ama güvenli değil. Size tavsiyem, diğer açıklamalarımı da izledikten sonra evinizdeki kaçak akım rölesini değiştirmek olacak arkadaşlar. AC tip kaçak akım röleleri sin eğrisinde ve sadece 50 Hz'de sabit değerlerde çalışan rölelerdir. Yani en basit röle tipidir. Sadece alternatif akımda çalışır. Herhangi bir frekans değişiminde de hemen atarlar arkadaşlar. Günümüz şartlarında yeterince güvenli kesinlikle değildir ki, hele ki günümüzde şu an kullandığımız elektronik cihazlar ve pek çok evimizde de akıllı ev sistemleri var arkadaşlar. Bunlar kesinlikle AC tip kaçak akım rölesiyle koruyamayacağımız sistemlerdir. Artık günümüzde şehir şebekelerine güneş enerji santralleri gibi DC akımı AC akıma çeviren sistemler de bağlanmakta. Bu da AC tarafa DC akımların geçebileceği anlamına geliyor. Olası bir DC akım durumunda canlı uçlara doğrudan veya dolaylı bir temasta AC kaçak akım röleleri kesinlikle açma yapmayacaktır. Ayrıca evimizde kullandığımız, dediğim gibi, pek çok cihaz, beyaz eşya kendi içerisinde AC akımı DC akıma çevirerek çalışırlar. Olası bir DC kaçak akıma sebep olmaları da kaçınılmazdır arkadaşlar. Böyle bir durumda AC kaçak akım röleleri açma yapmayacağı için yine can ve mal güvenliğimizi tehlikeye atacaklardır. Bu sebeple günümüzde evlerimizde kesinlikle kullanılmasının doğru olmadığını düşünüyorum. Diğer bir tip ise A tipi kaçak akım röleleridir. Bence evinizde olması gereken minimum şartları sağlayan kaçak akım rölesi de budur arkadaşlar. Evimizde mutlaka en az A tipi kaçak akım rölesi kullanmamız gerekiyor. Bunlar hem AC hem de yarı doğru akıma karşı duyarlıdırlar. Ancak tüm DC akımlara karşı koruma sağlayamazlar. Kısa süreli titreşimli DC akıma karşı koruma sağlayabilirler. Evlerimizde en az A tipi kaçak akım rölesi kullanmalıyız dedik arkadaşlar. Şu elimde gördüğünüz kaçak akım röleleri de A tipi kaçak akım rölesine örnektir. Şu işaretle temsil edilir. Mutlaka üzerinde
bu işareti gördüğünüz kaçak akım rölelerini evimizde kullanmaya çalışalım. Diğer bir tip ise F tipi kaçak akım röleleri. A tipinin bir uzantısıdır aslında. A tipi rölelerin daha gelişmiş türüdür. Nedensiz açmaların önüne geçer. Birçok testte olması gereken röledir. Ülkemizde bu röle yerine A tipi, ki o da çok az kullanılıyor, veya AC tipi genellikle kullanılıyor. F tipi kaçak akım röleleri yüksek frekanstan etkilenmezler. Bankalar, UPS ile beslenen sistemler, anlık gerilim dalgalanmaları olan tesisler, DC akımla beslenen sistemlerde kullanılmalıdır. Havalandırma sistemi olan tesisler için en ideal çözümdür. DC güç kaynağı olan makine ve sistemlerde mutlaka kullanılmalıdır. 2000 Hz frekans değerine sahiptirler. Gerilim düşümünden kesinlikle etkilenmezler. Kaynak makinesi çalıştı, röle attı gibi sorunlar kesinlikle ortadan kalkar. Konutlar için aslında en doğru röle tipi budur. Özellikle ofisler, plazalar, daireler için kesinlikle öneriyorum. Ama dediğim gibi F tipi kaçak akım sigortası bulamazsak da A tipi kaçak akım sigortasını mutlaka evlerimizde kullanmamız gerekiyor. Ayrıca yıldırım, şebeke, piki gibi konulardan etkilenmezler. Şu an yağmurlu havalarda yıldırım düştüğünde veya şebeke piki durumlarında kaçak akım sigortalarımızın sürekli attığını hepimiz görüyoruz. Evet, bir diğer kaçak akım rölesi tipimiz B ve B Plus kaçak akım rölesi, ki günümüzde kullanılan en güçlü korumaya sahip kaçak akım rölesidir. 2000 Hz değerine kadar dayanır. DC sistemler için en ideal röledir. Güneş santralleri, elektrikli araç şarj istasyonları gibi yerlerde mutlaka ama mutlaka kullanılan bir röledir. Gas tesislerinde AC tarafta mutlaka B tipini kullanmamız gerekiyor. Ki evlerde kullanımını da keşke imkan olsa çok tavsiye ediyorum ama gerçekten fiyatı 2000-3000 liralardan başlayan bir kaçak akım rölesi olduğu için tercih edilir mi bilmiyorum. Ama dediğim gibi gas tesislerinde AC tarafta mutlaka B tipi kaçak akım sigortaları kullanılır. Kullanılmak zorundadır arkadaşlar. Evlerde kullanımı da maksimum koruma sağlayacaktır. Ancak pahalı olduğu için tercih edilmez. Yani şu sigorta, B tipi kaçak akım sigortası, bana maliyeti 3500 lira oldu. Çok pahalı ama güneş enerji santralinde kullanacağım için almak zorundaydım. Hem AC hem de DC akım tarafında tam olarak koruma sağlar arkadaşlar. Ancak direkt DC akıma bağlanmazlar. Bunu da unutmayın. Şu an doğru akımda direkt olarak koruma sağlayabilecek bir kaçak akım rölesi mümkün değil. Şu an çalışmaları devam etse de henüz böyle bir kaçak akım rölesi yapılamadı arkadaşlar. Ama AC tarafta bulunan DC kaçaklarında tam koruma sağlayacaktır. Şu işaretleri görüyorsak bu mutlaka B tipi bir kaçak akım rölesinin elimizde olduğunu gösteriyordur. Dediğim gibi günümüzde koruma kapasitesi en geniş, en yüksek olan kaçak akım rölesi bu. Değerli arkadaşlar, şu ana kadar kaçak akım rölesi tiplerinden bahsettik. Bu kaçak akım röleleri kendi içlerinde de bazı gruplara ayrılırlar. Şöyle ki her bir tip içerisinde bu gruplar geçerlidir. Bunlardan da kısaca bahsedecek olursak, normal sürede açma yapan gecikmesiz kaçak akım röleleri, yani belirtilen kaçak akım seviyesine ulaşıldığı zaman gecikme yapmadan açarlar. Dairelerimizde kullandığımız uç noktada, yani en son aşamada kullandığımız kaçak akım röleleri bu tip kaçak akım röleleridir. Bir diğeri ise G tipidir arkadaşlar, ki bunlar kısa süreli gecikmeye sebep olurlar. Bunlar maksimum 10 milisaniye gibi bir gecikmeyle açarlar. Bunun yüzden de kısa süreli gecikmeli tip kaçak akım röleleri diye de geçer. Ve son olarak da arkadaşlar S işaretiyle, S işaretiyle belirtilen seçici tip kaçak akım röleleridir. Maksimum 30 milisaniyelik bir gecikmeyle açarlar ve seçiciliği kesinlikle garanti ederler. Yani birbirini takip eden devrelerde kaçak akım rölesi kullanacaksak, mesela diyelim ki ana panomuzda, binamızın ana panosunda bir kaçak akım rölesi kullanacağız ve bu devrenin devamında dairemizde yine bir kaçak akım rölesi kullanacağız diye düşünün. Bu durumda ana panoda bulunan kaçak akım rölesi mutlaka seçici tip olmalı. Yani ben ana panoda 300 mA değerinde, işte dairemizde 30 mA değerinde kaçak akım rölesi kullandım. Ben olası bir kaçak akım durumunda dairemdeki kaçak akım sigortasının atacağını garanti ettim. Ana panodaki atmayacak diye düşünmek doğru değil. Çünkü olası bir kaçak akım durumunda %90 ihtimalle hem ana panodaki 300 mA'lik hem de dairemizdeki 30 mA'lik kaçak akım röleleri mutlaka aynı anda atacaktır. Bunun
önüne geçmenin tek yolu üst devrede, yani ana panolarda mutlaka selektif tip, yani seçici tip kaçak akım rölesi kullanılmalıdır. Yani bu kullanılmalıdır. Bu kaçak akım röleleri, eğer dairemizle ana pano arasında bir kaçak akım varsa ancak o zaman atar arkadaşlar. Yani bizim evimizde atan kaçak akım rölesi onu bağlamıyor. Ana panoda 30 miliamperlik seçici tip, daire panosunda ise 30 miliamperlik normal kaçak akım rölesi kullandığımız zaman, dediğim gibi dairemizde oluşan bir kaçak akım durumunda ana panodaki kaçak akım rölemiz atmayacaktır. Ancak şöyle de bir durum var arkadaşlar. Diyelim ki ana panoda kullanacak olduğumuz bir kaçak akım rölesi var ve bu kaçak akım rölesi devamında ikinci bir kaçak akım rölesiyle kullanılmıyor. Yani dairelere gelen değil de binanın içerisinde dağılacak olan, işte merdiven aydınlatmaları gibi dağılacak olan, devreyi koruyacak olan kaçak akım rölesi. Bu durumda gecikmesiz normal 300 miliamper kaçak akım rölesi kullanabiliriz. Kullanmamız gerekir zaten. Yapılan yanlış bu arkadaşlar. Ana panoda 300 miliamper kullanılmalı deyince sanki birbiri ardına devam eden devrelerde üst devrede ana panoda 300 miliamper kaçak akım rölesi kullanmamız yeterli gibi bir algı var. Bu doğru değil, dediğim gibi. Mutlaka seçici tip olmak zorundadır. Aksi halde hem dairemizdeki hem de ana panodaki kaçak akım rölesinin atmasını engelleyemeyiz. Günümüzde genellikle 30 miliamper ve 300 miliamper açma değerlerine sahip kaçak akım röleleri kullanılıyor. 30 miliamper bildiğimiz gibi insan hayatı için tehlike sınırı olan akıma yakalanma sınırı arkadaşlar. 30 miliamperin üzerinde bir akıma yakalandığımız zaman insan hayatı mutlaka tehlikeye giriyor ve Allah korusun ölümle de sonuçlanabilen durumlar maalesef ortaya çıkabiliyor. Bu yüzden insanların toplu olarak yaşadığı alanlarda, işte daireler gibi, konutlar gibi, rezidanslar gibi mutlaka 30 miliamper kaçak akım röleleri kullanılmalıdır. Bunlar doğrudan dokunmalarda mutlaka atacaktır ve insan hayatını koruyacaktır arkadaşlar. Bu yüzden bunlara doğrudan dokunma korumalı kaçak akım röleleri de denir. 300 miliamper koruma düzeyine sahip olan kaçak akım röleleri ise arkadaşlar yangın riskine karşı binalarımızı korur. Bu yüzden halk arasında buna yangın koruma röleleri de denir. 300 miliamper ise dolaylı temas durumunda koruma sağlar. 300 miliamper değeri yangın riski oluşturabilecek en üst sınırdır. Bu sebeple yangın koruma rölesi de denir halk arasında. Tüm binanın elektrik kaçağından dolayı mal güvenliğinin korunmasını sağlar. Ancak insan hayatını korumak için kesinlikle kullanılamaz. Bu yüzden dairelerimizin içerisinde, evlerimizin içerisinde 300 miliamper değerinde bir kaçak akım rölesi kullanmak çok büyük bir riski almış olmak demektir arkadaşlar. Bazı elektrikçiler veya kendisini elektrikçi zanneden kişiler evimize gelip sürekli atan bir kaçak akım rölesi durumunda çaresizlik içerisinde kaldıkları zaman mutlaka 30 miliamper değerindeki bir kaçak akım rölesini çıkartıp 300 miliamper değerinde bir kaçak akım rölesi takarak sorunu çözdüklerini iddia edip sizi de kandırmış olup gidiyorlar. Bu uygulama kesinlikle doğru değildir arkadaşlar. 30 miliamper değerindeki bir kaçak akım rölesi dairemizde herhangi bir kaçak durumu yoksa kesinlikle atmayacaktır. Arızalı olabilir, bu ayrı bir konudur. Bunun yerine tekrar 30 miliamperlik bir kaçak akım rölesi takarız ve her şey olması gerektiği gibi normal şekilde çalışmaya devam eder. Ama dediğim gibi eğer atıyor ise, 30 miliamperlik bir kaçak akım rölesi sürekli atıyor ise, bunun sebebi 300 miliamper takarak çözülmez. Bunun sebebi mutlaka dairemizde bir kaçak akım vardır. Bu kaçak akımın bulunması gerekir arkadaşlar. Bunun da bazı yolları var. Bunu elektrikçi arkadaşlar zaten bilecektir. Gerçekten elektrikçi olan arkadaşlar bilecektir. Bunları nasıl yapacağımız bu videomuzun konusu olmadığı için hiç girmeyeceğim. Ama başka bir konu, başka bir video olarak belki bunu da sizlerle paylaşırız arkadaşlar. Ama şöyle bir bilgiyi yine burada araya sıkıştırmış olalım. Yağmurlu havalarda evimizdeki kaçak akım rölesi atıyor ise ve bunu sürekli yapıyor ise mutlaka topraklamamızda, binamızın topraklamasında bir sorun olduğunu gösteriyordur arkadaşlar. Nasıl bir sorun olduğunu gösteriyordur. Aslında evimizde zaten bir kaçak vardır. Fakat topraklamamız doğru olmadığı için, toprakla teması tam olmadığı için, yeteri kadar akım toprağa geçemediği için kaçak akım rölemiz atmıyordur. Ama aslında bir kaçak vardır.
Yağmur durumunda toprakla topraklamamız arasındaki bağlantı daha güçleneceği için bu kaçak akım rölesinden geçen akım toprağa geçecektir ve haliyle de evimizdeki kaçaktan dolayı bu röleler atacaktır. Bu durumda mutlaka evimizdeki kaçağın bulunması ve topraklamamızın kontrol edilmesi gerekiyor. Bunu da bir dipnot olarak geçmiş olalım. Evet arkadaşlar, bunun haricinde kaçak akım rölelerimizin üzerinde yazan 15 amper, 25 amper, 30 amper, 40 amper, 63 amper gibi değerler ise rölenin ısınmadan normal çalışabileceği akım değeridir. Yani bu kaçak akım rölesinin uzun süreli dayanabileceği üzerinden geçen akım değeri budur arkadaşlar. Genellikle dairelerimizde 40 amperlik bir kaçak akım rölesini kullanmak yeterli olacaktır. Çünkü daha yüksek amperde yük çeken bir cihaz evimizde genelde toplamda bulunmaz. Yine bu değerler belirlenirken arkadaşlar yanında kullanılacak olan sigortaların bir tık üzerinde veya o sigortalarla eşdeğer olacak şekilde bu kaçak akım rölelerinin seçilmesi gerekiyor arkadaşlar. Bu yüzden beraberinde kullanacak olan sigortaların değeri mutlaka bu değer 40 ampere eşit olmalı veya daha düşük değerlerde olmalıdır. Bir diğeri ise arkadaşlar kaçak akım rölelerimizin üzerinde 3000, 6000, 10000 gibi değerler bulunur. Bu değerler kaçak akım sigortasının anlık olarak dayanabileceği, çalışmayı açmayı, kaçak akım durumunda açmayı garanti edebileceği en üst sınırdır arkadaşlar. En üst akım değeridir. Yani bir kaçak akım sigortasının üzerinde 10000 yazıyor ise bu kaçak akım sigortası 10000 amperlik bir akım değerine kadar, ama uzun süreli değil arkadaşlar. Çok kısa bir süreli, anlık akım değerine kadar bozulmadan açma görevini yapacak demektir arkadaşlar. Daha uzun süreli eğer bu akıma maruz kalınırsa kaçak akım rölemiz açma yapmayacaktır. Bunu garanti etmeyecektir arkadaşlar. Bu yüzden bu değerin ne kadar yüksek olursa o kadar iyidir arkadaşlar. Ben hiçbir zaman 6000'in altında bir değerde ne sigorta ne de kaçak akım rölesi kullanmıyorum. Ama evimde hem ana sigortam hem de kaçak akım rölem 10000 amper akım değerine dayanabilecek değerlere sahip. Size de tavsiye ederim tabi, siz bilirsiniz. Biraz da ekonomiyle alakalı bir durum. Bence güvenlik için hiçbir zaman 3 kuruştan kaçılmaz arkadaşlar. Değerli arkadaşlar, son olarak da çok önemli bir konu da kaçak akım sigortalarının aynı hat üzerinde peş peşe kullanılacaksa en üst devreden en alt devreye doğru nasıl sıralanması gerektiği konusuna biraz değinelim. Bu konu gerçekten önemli. Belki de en önemli konulardan birisi bu. Şöyle ki ana konu diyelim ki en üst devremiz ve altında devam eden ve alt devresinde de dairemiz var. Ve ikiden fazla kaçak akım sigortası da birbiri ardına kullanılabilir. Bu durumda arkadaşlar en üst devreden en alt devreye doğru sıralamamız mutlaka B tipi, F tipi, A tipi ve AC tipi olarak sıralanması gerekiyor. Yani şöyle söyleyelim, bu sırayla gidecek değil. Yani hepsi bu sıraya göre kullanılmalı değil. Yani diyelim ki elimizdeki kaçak akım röleleri hepsi A tipi ise zaten A tipi, A tipi, A tipi olarak kullanacak. Ama elimizde diyelim ki bir B tipi var ve de A tipi var. Üst devredeki mutlaka B tipi, alt devredeki de A tipi olarak bağlanması gerekir. A tipini üst devreye bağladığımız zaman ve B tipini de bir alt devreye bağladığımız zaman doğru bir koruma sağlamış olmayacağız. Ve bu uygulama zaten doğru bir uygulama değil arkadaşlar. Kaçak akım rölesinin tip değerlerinin hiçbir anlam ifade etmemesini sağlayacaktır. Bir diğer sıralama durumu ise üst devrede mutlaka üzerinde S işareti bulunan, yani seçmeli tip, selektif tip kaçak akım rölesi kullanılmalıdır arkadaşlar. Ve bir alt devresinde de normal gecikmesiz kaçak akım rölesi kullanılmalıdır. Bu ne demek arkadaşlar? Diyelim ki dairemizde 30 miliamperlik bir kaçak akım rölesi kullanıyoruz ve ana panoya da bir üst devreye, yani kaçak akım rölesi takmamız gerekiyor. Oraya da diyelim ki 300 miliamper takacağız. Takmamız gerekiyor zaten. Ancak bunun mutlaka seçici tip, selektif tip, yani üzerinde S işareti bulunan kaçak akım rölesi olması gerekiyor. Aksi halde dairemizde atacak olan bir kaçak akım rölesi durumunda mutlaka ana panoda %90 atacaktır arkadaşlar. Bazıları soruyor, diyor ki ya işte ana panoda 300 miliamper olmasına rağmen, dairemde de 30 miliamperlik bir kaçak akım rölesi olmasına rağmen dairemdeki kaçak akım rölesi atınca aşağı panodaki kaçak akım rölesi de atıyor. İşte gecenin bir yarısı inip onu da kaldırmak zorunda kalıyorum diye
söyleyenler var. Bu yanlış bir uygulamadan dolayı arkadaşlar. Yani birbirini takip eden devrelerde kaçak akım rölesi kullanacaksa üst devrede mutlaka seçici tip kullanılmak zorunda. Yani 300 mA değerinde bir kaçak akım rölesi takıyor olmanız sizin o kaçak akım rölesini de akmaktan kurtardığınız anlamına gelmiyor arkadaşlar. Ve son sıralama ölçütümüz ise kesme akım değeri en üst devrede yüksek olan ve alt devrede küçük olan şeklinde olmalı. Yani üst devrede 300 mA değerinde bir röle kullanıyorsak alt devrede 100 mA veya 30 mA şeklinde sıralama devam etmeli arkadaşlar. Ancak dediğim gibi üst devredeki mutlaka seçici tip, selektif tip olmak zorunda. Diyeceksiniz ki ya biz 300 mAh'lik normal kaçak akım rölesini niye kullanıyoruz o zaman? 300 mAh gecikmesiz tip kaçak akım rölesini nerede kullanıyoruz diye soracak olursanız biz bunu arkadaşlar birbiri ardı sıra yani ana panoda saatimizin yanında ve dairemizde bir kaçak akım rölesi kullanma durumunda kullanmıyoruz. Biz bunu binamızın genelini korumak için kullanıyoruz. Yani ortak alanlara bağlı olan devrelerde kullanıyoruz. Yani işte ortak alan aydınlatmaları gibi, kapı otomatiği gibi ayrı bir saati olan ortak alan devrelerinde kullanıyoruz arkadaşlar. Yani bu çok karıştırılıyor. İkisi de 300 mA ama birisi seçici tip. Bizim dairemize gelen hattın üst devresindeki 300 mA'nin seçici tipi olması gerekiyor. Aksi halde dediğim gibi aynı anda ikisi de atacaktır. Seçici tip kaçak akım röleleri dairemiz ile ana pano arasındaki bir kaçak akım durumunda atacaktır. Yani seçiciliği garanti edecektir arkadaşlar. Nerenin atması gerekiyorsa onu atacaktır. Evet, kaçak akım röleleri hakkında anlatacaklarım bu kadar. Unuttuğumuz veya sormak istediğiniz şeyler varsa mutlaka yorum bölümünde bize yazın arkadaşlar. Tek tek cevaplamaya çalışacağım. Lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Bilgiyle kalın, sağlıkla kalın, hoşça kalın.